Haluk Levent bir zamanlar büyük kalabalıkları coşturan şarkılarının yanı sıra cezaevleri ve defalarca gözaltına alınmasıyla gündeme geliyordu. Şimdi ise bir iyilik meleği olarak sahnede, çaresizlerin, kimsesizlerin yardımına koşuyor. Peki aslında kimdi Haluk Acil? (Gülüyor) 26 Kasım 1968'de Adana Yüreğir'de dünyaya geldi. Gerçek soyadı Acil'di. 9 kardeşin 8 numarasıydı. Bir röportajında kendilerini "Biz Nusayri'yiz ancak Arap değiliz" diyerek tarif etmişti. Babası Mesut Acil, çimento fabrikasında işçiydi. 11 boğazı tek maaşla doyurmaya çalışıyordu. Kardeşleri de Çukurova'nın pamuk tarlalarında ırgatlık yaparak babalarına destek oluyordu. Haluk Levent de ilkokuldan sonra sokakta su, simit, dondurma sattı. Gece olunca da tüm kardeşler tek odada yan yana dizilen yer yataklarında uykuya dalıyordu. Haluk Levent'in kurtuluşu okumaktı. Ancak kafası karışıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği ve ODTÜ Fizik bölümünü tutturmasına rağmen gitmedi. Sonra 1985'te Ankara Üniversitesi'ne bağlı Kastamonu'daki Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanıp kayıt yaptı. 5 üniversiteyi gezmemin en büyük nedeni de bu. Ben hiçbiri olmayacaktım. Devrimci ve elinden Cumhuriyet Gazetesi düşmeyen bir öğrenciydi, bu yüzden karşıt görüşlü öğrencilerin sık sık saldırısına uğruyordu. 2 yılın sonunda okulu yarım bırakıp Adana'ya döndü. Ağabeyinin elinde gördüğü gitarı kaptı, şarkı söylemeye başladı. Çok geçmeden de Adana'da bir kafede yediği tost ve kahve parası karşılığında sahne aldı. Artık yürüyeceği yolu bulmuştu. (Gülüyor) 1980'lerin sonunda Mersin'deki bir tesiste iş buldu. Ancak oradaki bir çalışanla çıktığı için bodyguardlardan dayak yedi, sonra kovuldu. O dayak aklını başına getirdi. İstanbul'a gitmekten başka çaresi olmadığını anladı. Ortaköy'de, Harbiye'de, çeşitli mekanlarda sahne aldı. Bir yılın sonunda ilk kasetini yaptı ancak beğenmedi. Bu yüzden piyasaya çıkmadı. Bu kez Edirne'ye yolu düştü Haluk Levent'in. Bir yılın ardından Yollarda albümü çıktı. Müzik şirketi zor durumda olduğu için tanıtımı ve dağıtımı gerektiği gibi yapılmadı. Sonra Nokta Müziğin yerini prestij alınca kaset patlama yaptı. Anadolu rock tarzı yapılan bir çalışma ilk defa 600 bin gibi bir satış rakamına ulaştı. Fırtınalar çaldı seni. Haluk Levent şöhreti buldu ancak para kazanmak ve lüks içinde yaşamak gibi bir derdi yoktu. Daha o dönem birçok yardım konseri düzenledi. 1995'te çıkan Bir Gece Vakti albümü de bunun hediyesi oldu. Kaset 1 milyon sattı. Yaşamazdım kaldırımları. 1996 tarihli Arkadaş albümü de çok beğenilen Haluk Levent, 1997'de sıkıntılı zamanlar geçirdi. 1989 senesinden kalan bir davası vardı. Çalıştığı yerde çekte tahribat yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 8 sene sonra Antalya'da konser sırasında gözaltına alınıp tutuklandı. Bir süre Adana E tipi cezaevinde yattıktan sonra Adana Karataş'a nakledildi. 9 ay 10 gün demir parmaklıklar arasında kaldı. O süre boyunca hayranları da cezaevi önünde pankartlar asıp onu bekliyordu. Annesi Sabriye Acil de hep oradaydı. Cezaevinde de durmadı Haluk Levent. Şarkılar yazdı, besteledi, kitap kaleme aldı. Belki de en verimli çağlarından birini orada geçirdi. Mektup albümünün kayıtları o içeri girmeden tamamlanmıştı. Cezaevindeyken kaset piyasaya çıktı. Mahpusluğunun da etkisiyle büyük yankı uyandırdı. Delikanlı. Cezaevinden elinde gitarıyla çıkan Haluk Levent'in özgürlüğü uzun sürmedi. Şimdi de önünde 18 aylık askerlik görevi vardı. Sivas'ta askerliğini yaptı. Askerlik dönüşü yine kolları sıvadı, birikmiş borçlar, ödenmesi gereken faturalar vardı. Yeni albümler peş peşe geldi. Ülkenin birçok yerinde yüzlerce konser verdi. Yurt dışına da çıktı. 2003 yılında Almanya'da Kürt Festivali kapsamında verdiği konserin dönüşünde gözaltına alındı. Somut bir suçlama bile yoktu ama 2 gün emniyette tuttular. Yine 2003 yılında Ordu'da gittiği bir düğünün dönüş yolunda kardeşi ve 3 vokalistiyle kaza geçirdi. Şarampole yuvarlanan araçta ölümden döndü. 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
2000'lerde onca albüme ve konsere rağmen maddi anlamda rahata ulaşamadı Haluk Levent. Zaten öyle bir amacı da yoktu. Ancak başı yine sık sık derde giriyordu. 2010 yılında 600 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle yine gözaltına alınıp tutuklandı. Bir süre cezaevinde kaldı, sonra yine bir çete davasına adı karıştı, yine gözaltına alındı. Ancak suçsuz olduğu ortaya çıkınca bırakıldı. Büyüdük ve kirlendi dünya. Herkes kendi derdinin peşine düştü ve çocukluğumuzun hayalini kimse yaşamadı. Ünlü sanatçı 2011 yılındaysa Türkiye'deki bir davası kapsamında Kıbrıs'ta gözaltına alındı. Senelerce birçok azılı suçluya ev sahipliği yapan Kıbrıs, Haluk Levent konusunda pek bir hassastı. Hemen tutuklayıp Türkiye'ye iade sürecini başlattılar. 30 gün tutukluluk süresi verdiler. 15 yıl boyunca müziği ve yaptıkları kadar bu adli olaylarla da anılan Haluk Levent, yıllar sonra öz eleştiri yapıyordu. Çok iyi kazanmasına rağmen işleri amatörce yürütüyordu. Yıllarım bir yerden alıp bir yerlere vermekle geçti. Sorumluluk bendeydi ve doğru yönetemiyordum. Yanlış yatırımlar ve harcamalar yaptım, diyordu. Bir muhasebecisi ve avukatı bile yoktu. Bu yüzden başına bunlar geliyordu. Haluk Levent medyaya da sitem ediyordu. Bu konu üzerinden kendisine çok haksızlık ettiklerini, sürekli linç edildiğini söylüyordu. Diğer ünlüler gibi pek sevgilileri ve aşk kaçamaklarıyla medyada yer almayan Haluk Levent, 2004 yılında Nesrin Yonarlar'la evlendi. 2008'de baba olan ve kızına Ela ismini veren ünlü sanatçı 2017'de boşandı. Sonraki yıllar Haluk Levent, hayat çizgisini yavaş yavaş değiştirdi. Artık müziğine, sanatına, emeğine daha çok sahip çıkma zamanı gelmişti. Hayata karşı daha olgun, daha temkinliydi artık. Verdiği konserlerin yanı sıra sosyal medya sayesinde insanların yardımına koşan Haluk Levent, gelen "Parti kur, oy verelim" mesajlarına verdiği "Ben siyasete girmem ama sosyal yardımlaşma partisi kurarım" cevabı Ahbap Hareketi'nin doğmasını sağladı. 2017'de resmen kurulan dernek 64 şehirde binlerce gönüllüyle muhtaçlara ulaşıyor. Biliyorsunuz benim için rengi şöyleymiş, ırkı şöyleymiş, şekli şöyleymiş, partisi şöyleymiş, siyasi düşünce şöyleymiş fark etmiyor. Bir zamanlar borçlarını ödeyemediği için cezaevine giren Haluk Levent, artık binlerce kişiye yardım eli uzatan bir iyilik meleği. Ünlü sanatçı geldiği noktayı, "Borçlu olduğum dönemde iflaslar yaşadım, battım. Eğer o dönemlerde o acıları çekmeseydim, ahbap oluşmazdı," sözleriyle özetliyordu. Arada böyle beni görün, ben de sizi göreyim, sohbet edelim istedim. Çevre duyarlılığıyla da bilinen ve aslında aktivist bir sanatçı olan Haluk Levent, Türkiye gibi kutuplaşan bir ülkede her kesime hitap eden ve herkesin sevdiği nadir isimlerden biri olmayı başardı. Nereden geldiğini unutmaması, sahiciliği ve yardımseverliğiyle kariyerinin en olgun dönemlerini yaşıyor. Artık 50'li yaşlarının ortasında. Bu yüzden eskisi gibi rock şarkılarıyla gençleri kendinden geçirmese de konserleri yine tıklım tıklım, yine hayat dolu.